Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna ülke dışından günlüğü 2000 dolara asker arıyor. Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, askeri güç olarak çok geride kaldığı düşmanıyla mücadele edebilmek için çare arıyor, Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda destek isteyen ülke dünyaya başka bir çağrı daha yaptı. Her ülkeden paralı askerleri davet eden hükümet, bu kimselere savaşa Ukrayna saflarında katılmaları durumunda günlük 2000 dolar ödeneceğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 16. günü geride kalmaya başlamışken sivillerin tahliyeleri için ilan edilen geçici ateşkes sebebiyle bölgede önceki günlere göre bir sessizlik hakim. Taraflar diplomasi masasında çözüm aramaya devam ederken Ukrayna yönetimi bir yandan ateşkes sonrası yeniden başlayacak ağır saldırılara hazırlanmaya çalışıyor. Rusya ve Ukrayna arasında askeri güçler arasında büyük bir dengesizlik olduğu daha savaş başlamadan önce uzmanların üzerinde durduğu bir konuydu. Hava saldırı araçlarında büyük bir üstünlük sahibi olan Rusya kara güçlerinde de sayısal olarak Ukrayna'dan oldukça üstün. Kiev yönetimi ise, bu eşitsizliğin üstesinden gelmek için dünyaya uzanan bambaşka bir kapı açmış durumda. Hükümet tarafından açıklanan ve bizzat Zelenski'nin çağrısıyla desteklenen bu girişim farklı ülkelerden gelecek gönüllü paralı askerlerle oluşturulacak yeni bir lejyoner grubu, yani Ukrayna'nın gayri resmi ikinci bir orduya sahip olması. Bu amaçla devlet kontrolünde resmi bir internet sitesi kurulurken, bu site üzerinden belli başlı bazı adımları takip ederek uygun durumdaki adaylar Ukrayna'ya gitmeye ve orduyla birlikte saf tutmaya teşvik ediliyor. Adaylara bu görev için günlüğü 2000 dolarlık bir ücret de öneriliyor. Özellikle İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinden Rus işgaline karşı olan, Ukrayna kökenlerine sahip ya da önceden askerlik deneyimi olan kişiler bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Devletin açtığı internet sitesinin dışında bazı özel şirketler de lejyoner alımına başladı ve bu şirketlerin reklamları yabancı ülkelerde internet üzerinden yayınlanmaya başladı. Bu konuda yapılan son açıklamalara göre dünyanın 52 farklı ülkesinden en az 20 bin kişi Ukrayna'ya savaşa katıldığı iddia edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.